yumuşacık ve hiç böyle hamurlaşma vesaire hiçbir şey yok. Gayet güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi zaten puf 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 puf. Harika. Ay çok güzel. Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pişi yapacağız arkadaşlar. Farklı bir pişi olacak. Dediğiniz pişilerden çok farklı bir pişi olacak. Gerçekten çok lezzetli. Böyle puf puf kabaracak ve görüntüsü de çok farklı olacak. Hemen başlıyorum. Bir su bardağı sıcak suya bir paket instant mayamı ekliyorum. Şöyle bir dolu yemek kaşığı şeker. Bir 5 dakika bekleyip mayanın aktif hale gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mayam aktif hale geldi. Şöyle bir su bardağı un ilave ettim. Biraz daha un ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi bu şekilde bunu yoğuracağım. Hamurumu tezgahın üstüne aldım arkadaşlar. Şöyle iyice hasırlayacağım burada. Yoğuracağım yani. Bakar mısınız? Kıvamı da gayet güzel oldu. Bakın şu balonların olması çok önemli. Bu balonların olması demek hamur gayet güzel yoğruldu demek. Bunu bu şekilde 2 saat mayalandırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Biraz gazını çıkarttıktan sonra şöyle küçük parçalara ayırıyorum ve patır patır ediyor. Şuraya bakar mısınız? Bayağı güzel mayalandı. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz malzemelerin miktarını da arttırabilirsiniz. Daha çok adet olsun isterseniz. Benim verdiğim ölçülerden 2, 4, 6, 8, 10 tane beze çıktı. Evet arkadaşlar, şöyle merdanemi aldım, unladım ve şimdi açmaya başlıyorum hamurumu. Şöyle fincan tabağı büyüklüğünde açacağım. Şöyle şu incelik yeterli. Şöyle ununu silkeliyorum ve önce hamurumu aldım. Şöyle ikiye katladım. Daha sonra şöyle tam ortasından hamuru eziyorum. Böyle bastırdım. Yani birbirine yapışmasını sağlıyorum. Daha sonra tekrardan katlayıp şöyle kenarlardan kapatıyorum. Tek kenarını kapatıyorum. Direkt yandan kapattım arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurlarımı açtım bu şekilde. Bakın gayet güzel oldu. İçleri bu şekilde açılıyor, cepli bir şekilde. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Sürekli böyle yapacağız arkadaşlar. Kabarması için. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişilerim oldu. Gerçekten güzelce pişti. Şimdi bunların içlerini dolduracağız. Şöyle pişim yumuşaklığına da bakar mısınız? Gayet güzel yumuşacık.
Şimdi bunun içini açtım. Gördüğünüz gibi içi hiçbir şekilde yapışma falan olmadı. Bir tanesine şöyle marul koyuyorum. Ortasına şöyle peynir ve domates. Bir tane de domates şöyle. Buraya da soğan. Soğan mutlaka koyuyorum arkadaşlar. Çünkü ben soğanı çok yakıştırıyorum gerçekten. Yani biz kahvaltıda hep bu şekilde yiyoruz. Soğan, domates ve marul üçlüsüyle. Tekrar bir domates ve marul. Bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli oluyor yani yemelere doyulmuyor o derece. Şimdi ben şöyle hazırlayıp sizin için tadına bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişi sandviçlerim hazır. Bakar mısınız? Gayet güzel ve iştah açıcı görünüyor. Görüntüye bakar mısınız? Şu an aşırı acıktığımı hissettim. Hemen tadına bakacağım sizin için. Şöyle. Harika. Yumuşacık. Ve hiç böyle hamurlaşma vesaire hiçbir şey yok. Gayet güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi zaten puf 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 puf. Harika. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte bu güzel sandviç pişileri paylaştık. Yani cep pişi diyeyim ben de. Nasıl cep poğaça oluyor? Bu da cep pişimiz olsun. Bunu sizinle paylaşmaktan gerçekten çok mutluyum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için zil simgesine tıklayıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.